12. deneme ile beraberiz. Birinci sorumuz değerli hocam canlıların temel bileşenleriyle ilgili güzel bir soru. Birbirine bağlı çok sayıda benzer moleküllerden oluşan bileşiklere polimer ismini veriyoruz. Buna göre hangisi polimer yapıda değildir demiş. Glikojene baktığımız zaman polisakkarit yapı taşı nedir? Glikozdur. Bir türlü glikozdan birleştiği için polimer yapıda aynı şekilde polisakkaritlerden selüloz, aynı şekilde kitin ve polisakkaritlerden nişasta da aynı şekilde benzer moleküllerden oluştukları için polimer diyoruz ama kolesterol molekülü küçük yapılı bir moleküldür. Hocam Çarli ya da aklına getirmelisin. O da polimer midir dersem hayır diyeceksin. Neden? Üç yaş ve bir gliserol birleşiyor. Polimer diyebilmemiz için bir sürü benzer molekülün bir araya gelerek oluşturması gerekiyor polimer molekülü. Buradaki cevabımız ne olur diye sorarsak doğru cevabımız D seçeneği diyorum değerli hocam. Hocam bir soru sormak istiyorum. Kolesterolün içerisinde yağ asidi ya da ester bağı olur mu? Benim bildiğim kadarıyla yok hocam. Olmaz. Evet. Bulunmadığı için de yani Evet çünkü öğrencilerim bana soruyor hocam kolesterolde ester bağı yok mu? Yok. O halkasal 3 tane halka gelmiş. yani gelmiş. Ya asidi yok ester bağı yok kolesterolün kendisi arkadaşlar bir organik yapı hı hı. tamam mı? tek başına bulunan bir moleküldür evet, diyoruz. Bir moleküldür. İki nolu soruya bakalım sevgili gençler. Diyor ki mitokondris toplazma ve çekirdek verilmiş. Ökaryot ve hücrede de yukarıdaki kısım adına hangilerinin içerisinde protein sentezik gerçekleşebilir demiş. Mitokondrinin kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu bulunduğu için protein sentezi gerçekleşebilir. Hücrede bulunan serbest toplazmada gezen ribozomlar yine aynı şekilde protein sentezi gerçekleştirebilir. Ama çekirdek zarının üzerinde ribozomlar bulunur. Granüllü ERD'de olduğu gibi. Dolayısıyla çekirdeğin içinde olmaz. Buradaki fake ifademiz buydu sevgili Hocam çekirdekte protein sentezi içinde olur mu? Hayır, zar üzerinde olabilir diyoruz. Hangisinde protein sentezi gerçekleşebilir demiş. Doğru cevabımız Denizli. Değerli hocam, bir sonraki sorumuza geçebiliriz. 3 nolu soruya beraber bakıyoruz. Burada bir hücremiz görülmüş. Hücremiz yeterince büyüdükten sonra bölünmüş ve iki tane yavru hücre oluşmuş. Soruda diyor ki bu hücrenin metabolik olay yani bölünmesinin sebebi ne olabilir diye soru da sorulmuş. Birinci öncülümüze bakalım. Hücre zarından madde alışverişinin hücre için yetersiz kalması, hücre büyüdükçe hücrenin beslenmesi, madde alışverişi giderek zorlaşabilir. Dolayısıyla bu da yetersiz kalması, hücre bölünmesine sebep olabilir. İkinci öncülümüze bakalım. Çekirdeği istoplazma yönetememesi. Hücre küçükken istoplazma yönettiği alanla hücre büyüdüğü zaman zamanki stoplazma yönetmesi gereken alan birbirinden farkıdır. Ne kadar çok kalabalığa ders anlatırsan o kadar işin zorlaşır. Üniversitede, amfide ders anlatırken hoca ya da sınav yaparken arkada kopya çekenleri yakala yakalayamayabilir. Dolayısıyla çekirdeğin e, stoplazma yönetememesi de hücre bölünmesinin sebeplerinden biridir. Üçüncü öncülümüze bakalım. Hücrenin yüzey bile hacim oranının artması. Hocam hücre büyüdükçe yüzey alanı ne olarak söyleyelim? Kari olarak hacim neyle diye sorarsak küp olarak artar. Dolayısıyla hücre su balonu gibi düşünebilirsin. İrileştikçe daha çok hayat daha zorlanmaya başlar. Bizim hücremizin yüzey bile hacim oranının artması değil ne demesi lazım azalması demesi gerekiyordu. Bu olay hücrenin bölündükten sonra meydana gelen bir olaydır. Bu ifade hücrenin bölünmesine sebep olmaz. Hangileri sebep olabilir dediği için doğru cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir değerli hocam. 4 nolu soruya geçelim. Diyor ki aşağıdaki hayvanlardan hangisinde akciğere bağlı olup soluk alıp vermede görevli olan diyafram kası bulunur demiş. Diyafram kası kime özgü? Ter bezi gibi, süt bezi gibi, olgun al yuvaların çekirdeksi olması gibi, kulak kepçesi gibi kime özgü bir olay dersek hocam memelilere özgü bir durumdur. Burada yılana baktığın zaman sürüngen değil. Kurbağaya bakıyorsun onda da diyafram bulunmaz. Hamsi balıktır bulunmaz. Burada martı kuş olduğu için bulunmaz. Kim hocam dersek balina suda yaşayan memelilerden balina da yunusta, fokta onlarda da ne var hocam diyafram kası bulunur. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir dersek D seçeneği diyoruz. D seçeneği diyoruz değerli hocam. Kıl kimde bulunur hocam? Yine aynı şekilde hocam istenmeyen tüylere kesin çözüm reklamları bence fake yalan Değil söylüyorlar. Mi? İstenmeyen tüy tüy tüyü bitmemiş yeti yok, hiç kılı bitmemiş Ayva tüyleri yok olarak. hocam öyle bir kibarlaştırıp daha böyle nazik hale getiriyorlar. Kıl ve bunu yanlış yapma ihtimalinizi düşündükleri için ki çıkmış sınav sorusudur. Arkadaşlar kullanıyorlar. kullanıyorlar. Kıl memeli eşittir kıl. Ama hocam ya bu tüy gibi değil ya. Kıl o Ama da hocam kur. ince küçük Hayır ama... değil Çok abi. Çok ince Anatomik hocam. Anatomik olarak hepsi kıl arkadaşım. Bu kadar. Kapı gibi Ar kıl gençler. Kıl, kıl bilginiz olsun. Diyafram kası daha iyi şekilde. Tüy kuş. <laughs> tamam güzel. 5 nolu sorudayız. Ee, bir kalıtım sorusu. A pozitif bir anne ile B pozitif bir babanın birin çocukları sıfır negatif verilmiş. Hocam buradaki sıfır negatifi sana neden veriyor? Buradaki anne ve babanın kan grupları genotiplerini net olarak bulabilesin diye soru sana veriyor. Hocam A pozitif ve B pozitif bir annenin kan grupları genotipleri nasıl yazarsın? İlk çocuk sıfır negatifse yani küçük sıfır sıfır küçük re küçük r ise buradaki annemiz nedir dersek A sıfır babamız ne olur diye sorarsak söyleyelim B sıfır olmak durumunda. Anne A pozitifse bir büyük R'si olmalı baba da bir büyük R olması lazım. Çocukları negatifse de küçük R küçük R olmak durumunda. Şimdi bu diyor ki bu anne babanın ikinci çocuklarının B pozitif grubunda olma olasılığı hangisidir demiş. Burada dikkat etmen gereken şey B pozitif diyor. Yani fenotip istiyor. Yani BB almamalısın. Eğer soruları örneklerde anne babada B ya da AB'yi çaprazlarsa bununla karşılaşabilirsin. Hemen ne yapıyorsun hocam? A0 ile B0'ı çabucak çaprazlıyorsun. AB devam et. A0, B0, 0, 0. R'leri de hemen çaprazlayalım. Büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R. Küçük R. Bizden soruda ne istiyor hocam? B olmasını istiyor. Bakıyorsun B olma olasılığı kaçta kaç dersek 1 4 olasılıkla B olması gerekir. Ama pozitif için ne diyorsun hocam? Burada büyük R büyük R mi alacaksın? Ya da büyük R küçük R'leri mi alacaksın? Hayır hocam. 3'ünü de almalısın. Çünkü bunların fenotipi pozitif çıkacaktır. Burada oran kaçtır diye sorarsak 3 bölü 4 olasılıkla büyük R gelecektir. 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 3 bölü 16. Peki ikinci çocukta kız ya da erkek diye bir şey demiş mi? Dememiş. O zaman doğru cevap nedir diye sorarsak 3 bölü 16 yani C seçeneğidir değerli hocam. Bu denememizdeki son sorumuz bir Ekoloji sorusu. Ekoloji sorusuna baktığımız zaman ekosistemdeki biyotik ve abiyotik faktörler verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Burada bakıyorsun herkes birbirini yiyor. Ortada maşallah çılgınlar gibi saf vücutlar ölenleri tokatlıyor hocam Gördüğünüz üzere. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Biyotik faktörleri oluşturan canlılar üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olabilir. Evet hocam bunlar biyotik faktörleri zaten oluşturduğunu biliyoruz. İkinci öncülümüze bakalım. Tüketicilerden bazıları etçil beslenebilir. Karnivor olabilir. Tabii ki de hocam tüketiciler sapro, etçili beslenebilirler. ya da otçul da beslenebilirler. İkincisine de evet dedim. Üçüncüye bakalım. Bir ekosistemdeki ayrıştırıcıların sayısının azalması çevre kirliliğinin azalmasına sebep olur. Yanlış. Daha önceki denemelerimizde de Barış Hocam'la da bahsetmiştik. Saprofitleri ortadan alırsak ortalık gerçekten çok organik olmaz. Çöplük. çöplük. olur ve bu da iyi bir şey değildir. Biliyorsunuz ki dönüşümlerle hayat devam ediyor. Dolayısıyla bu ifade azalmasına sebep olur? Yanlıştır. Hangisi doğrudur denildiği için doğru cevabımız 1 ve 2 diyoruz. De, sevgili gençler bir sonraki denememizde görüşmek üzere.